Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gibi güzel videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün sizinle çok güzel bir anti taktiği paylaşacağım. Hemen sözü fazla uzatmadan dizilişimize geçelim. Dizilişimiz 4-4-2B. Hemen taktik kısmına gireyim arkadaşlar. Fazla uzun tutmayacağım. Oyun stilimiz kanatları kullan, çizgi taktikleri, forvet sadece hücum, orta saha pozisyonu koru, defans geride kal, alan markajı, ofsayt tuzağı hayır. Sertliği, mücadeleyi her zaman için hakeme göre belirliyorum. Stilimiz 62. Baskımız 73. Tempomuz da 85. Arkadaşlar hemen kısaca anlatayım. Bu taktiği kontra atak oynayan bütün takımlara karşı oynayabilirsiniz. Rakip 5-4-1-AB, 6-3-1-AB veya değişik dizilişlerdeki kontra atak oynuyorsa bütün dizilişlere karşı oynayabilirsiniz. Kadro değerinizin düşük olmasını tavsiye ederim. Eğer ki rakipten kadro değeriniz düşükse bu taktiği çok rahatlıkla oynayabilirsiniz. Özellikle savaşlarda işe yarayabilir. Yani rakibiniz sizden 100 milyon, 150 milyon üstündür ve kontra atak oynuyordur. Bu taktiği rahatlıkla oynayın. Evde deplasmanda fark etmez. İstediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Oyun stilini kanatları kullan diye bahsettim. Rakibiniz 5'i defans oynuyordur. 6'lı defans oynuyordur. Kontra atak oynuyordur. Yani kontra atak oynasın da yeter. Yani yeter ki kontra atak oynasın. Bu taktiği rahatlıkla oynayabilirsiniz. Hangi dizilişlere karşı olduğunu söyledim. Kadro değerini de söyledim. Kadronuz üstünken de oynayabilirsiniz. Ama kadro değeriniz rakipten düşük olduğu zaman da çok etkili bir taktik. Evdeki maçlarda veya deplasmandaki maçlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Görevler kısmına gelince burada orta sahadaki en yaşlı oyuncuyu kaptan seçiyorum. Orta sahadaki en yaşlı. Serbest vuruş yani esasında kadronuza göre değişebilir. Eğer ki kadronuzda benim şu andaki bulunduğum gibi bir kadronuz varsa forvet 102 gücünde ve orta saha 102 gücünde ise ben genellikle penaltıyı serbest vuruş dedim, burada bir düzeltme yapayım. Penaltıyı bu gibi durumlarda orta sahaya vermeyi tercih ediyorum. Nedenini ben de bilmiyorum ama güzel etkili sonuçlar alıyor. Eğer ki şöyle dedim yani hücum gücü orta saha ve forvetiniz eşitse penaltıyı orta sahaya verin. Ama hücum gücü orta saha kuvvetliyse penaltıyı forvete verin. Serbest vuruşta penaltıyı orta sahaya verdik. Serbest vuruşu da forvete verdik. Burayı bir de anlatayım. Eğer ki hücum gücü olarak oyuncularınızdan forvet ve orta sahanın hücum gücü aynıysa, ya bendeki gibi ikisinde mesela 102, ben penaltıyı orta saha vermeyi tercih ederim. Eğer ki orta sahadaki oyuncunun gücü daha yüksek olsaydı, yani 103 olsaydı, forvet de 102 gücünde olsaydı, bu sefer forvete verirdim. Ben bu şekilde yaparım arkadaşlar. Bu taktikte bu şekilde yapıyorum. Serbest vuruşta en iyi forvete verdik. Kornere de bu taktikte OSS olan oyuncuya vermek daha güzel. Mesela Fernandes. Hemen bir kadromuza gelelim. Şu anda bulunduğu gibi. Yani ofansif orta saha OSS. Ofansif orta saha oyuncuya verdiğin zaman kornerlerden etkili sonuçlar alıyor. Diğer dizilişlerde de çok farklı bir şey oluyor. Her neyse fazla da karışmayayım. Sadece bu taktik için anlatayım. Görevleri bu şekilde veriyorum arkadaşlar. Taktik kısmında mücadeleyi nasıl veririm? Mücadeleyi yani hakeme göre belirlenir. Burada çünkü çok değişken sonuçlar oluyor. Yani rakip şöyle diyeyim ben size. Rakip kontra atak oynadığı için siz kanatları kullan oynuyorsunuz. Mümkün olduğunca rakiple aynı sertliği oynamaya çalışın. Özellikle kırmızı ve turuncu hakemde. Mavi hakem de esasında tehlikeli ama kırmızı ve turuncu renkli hakem de özellikle aynı, mesela rakip kırmızı, hakem kırmızı, rakip centilmen oynuyor, siz de centilmen oynayın.
Rakip normal oynuyor. Siz de normal oynayın. Hakem turuncu renkte, turuncu renkte hakem. Rakip agresif oynuyor. Siz de agresif oynayın. Yalnız mavi hakemde biraz enteresan sonuçlar alıyor. Mavi hakemde mümkün olduğunca bir tık aşağısını oynayın diye tavsiye ediyorum. Bütün kontrataklara karşı etkili dedik arkadaşlar. Bu taktiği rahatlıkla oynayabilirsiniz. Hangi dizilişlere karşı olduğunu söyledim. Anlattım. Bir daha anlatmama gerek yok. Kadro değerlerini söyledim. Bu taktik özellikle sizin kadro değeriniz düşükken daha çok etkili. İçeride deplasmanda rahatlıkla oynayabilirsiniz. Kadro değeriniz üstünse de oynayabilirsiniz. Ama kadro değeriniz üstünken başka dizilişler de var. Onları da oynayabilirsiniz. Kontratak taktiklerine karşı. Genellikle bütün kontra ataklara karşı etkili sonuçlar aldım. Siz de oynayın arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atın. Anlatmadığım bir şey kaldı mı? Dizilişi bahsettik. 4-4-2-B. Taktik kısmını bahsettik. Oyun stilinden bahsettik. Her şeyden bahsettik. Görevleri de bahsettim. Şu anda bu taktikle ilgili başka bir şey aklıma gelmiyor. Kanalıma abone olun ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve like atmayı unutmayın.